Güvercin. Hayır, korkutmayacağım ya, gel. Benim iki lastik var, ilk ben geldim. Kusura bakma reis valla. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite pain. Of, çapının aynalar da fena görünüyor he. Bu aynalardan çapına daldırdım. Of, egzoza bak be. Umarım ceza yemeyiz yani. Normalde yazılmıyor arkadaşlar böyle uzun yola gidiyorsanız. Ki şu anda da uzun yola gidiyoruz biz. Hani normalde geç git yoluna falan diyorlar. Genelde şehir içinde yazıyorlar egzoz cezasını. Bak mesela abimde plaka yok, uzun yola gidiyor. Ya da uzun yoldan geliyor. Mesela ceza yemiş gibi durmuyor. Ceza yese plakası olmadığı için motoru bağlarlardı. Bak öyle bir durum yok. Bu aralar bir uzun yola daha çıkacağım arkadaşlar. Yani bu uzun yol değil aslında. Bu şu anda benim için bir pratik yapıyoruz şu an. Öyle düşünün. Bakalım uzun yol nasıl, eğlenceli mi falan diye bir test gibi bir şey bu. Ya tabii şu anda eğlenceli değil. Şu anda emniyet şeridinden gidiyorum. İşte trafik var. Aslında olması da normal, bayram arifesindeyiz arkadaşlar. Önümüz bayram. O yüzden de çok trafik olacak yani. İzmir'in girişinde çıkışında, başka bir şehrin böyle özellikle kıyı kesimi girişinde çıkışında her türlü trafik olacak yani. Bu arada arkadaşlar ben de Antalya'ya gidiyorum. Ya da eğer Antalya'da yaşıyorsanız Antalya'ya geliyorum. Hani bu bulunduğunuz yere göre değişir. Antalya'da da video çekeriz. Bir de Antalya'da da arkadaşlarım var, onların da yanına gideceğim, onları da göreceğim. Antalya için heyecanlıyım valla. Hani siz şu videoyu izlerken ben Antalya yolunda olabilirim. Bu da böyle önden bir ısıtma olsun. Uzun yol videosunda bir ısıtma olsun arkadaşlar. Herkes böyle bir iyice bir ısınsın. Uzun yol videolarının şöyle bir güzelliği var. Ben sizi de götürüyorum şu anda benimle birlikte aslında. Hani yolda deneyimleyebileceğiniz her şeyi çekmeye çalışıyorum. Mesela şu anda trafiği deneyimliyorsunuz arkadaşlar. Çekiyorum çünkü hani siz de kendinizi bu yolda hissedin diye. Aa, lan güvercin! Ananı avradım. Güvercine çarpıyordum. Manyak herif ya. Oğlum şöyle şöyle önüme kırdı. Deli ya. Manyak güvercin Allah aşkına ya. Yemin ederim kafayı eğdim. Üstümden geçti böyle. Kanatlarını hissettim arkadaşlar öyle. Manyak ya. Ay bir de korkunç bir şey olurdu yani. O hızda güvercine çarparsam ki. Ay pardon, elim çarptı. 70-80'le gidiyorum diye düşünelim. Ölürdü yani güvercin. Kolunun bacağının kırılması vahşi doğada. Ölüm demek yani hayvanlar için. O yüzden kendini kurtarabildiği için çok şanslı. Çünkü ben kurtarmadım onu yani. Çapın şimdiden sol şeride geçiyor. Aman yanlışlıkla alışkanlıktan sağa gitmeyeyim diye büyük ihtimalle. Arkandayım kankam. Şöyle bir çapına bakalım aynalarıyla nasıl duruyor. Mermi ya, mermi şu çocuk ya. Bak mesela şu anda uzun yol havasına girdim gibi bir şey. Yine birazcık yoğunluk var. Yani çok değil tabii de. Ama böyle geniş, uzun bir yol hissiyatı var şu anda. Of, deli rüzgar var yemin ederim. Dalgalı bir rüzgar var şu anda da böyle. Böyle böyle çırpıyor beni şu an. Bu çevrelerde ani çarpma özellik var. Çapın arkasından çok hızlı geçince çarpma özelliği etkinleştirildi. Yani çok yaklaşınca böyle dörtleri yakıyor. Artık o sırada arabaya ne yapabiliyor ki? Yani dörtlü yakmak dışında ne yapıyordur ki? Hani fren yapıyor desen anlamsız, arkandan biri sana çarpmak üzereyken ne freni? Hani çarpmanın şiddetini arttırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Böyle şey yapıyor olabilir. Hani kemerleri sıkılaştırıyordur. Aa evet lan, doğru, ben duymuştum bunu. Abi sen niye çapın üzerine kırıyor gibi oldun? Sanırım şey yapıyormuş, kemerleri sıkılaştırıyor. Bir de yani bazı Audi modellerinde vardı bir teknoloji. Çarpmayı algıladığı anda çarpışmanın olacağı tarafı hafif yükseltiyordu. Böylece içeridekiler en az darbeyi almış oluyordu. Belki arkayı böyle önü basıp arkayı kaldırıyordur. Çok hafif. Çok hafif bile olsa bir etkisi var yani. Of, önümüz açıldı, çabuğum, bas usta. Usta bas usta. Usta basarsan basarım usta. Usta bas usta. O kadar da hani ani fren mesafesi bırakıyorum. Geri kalanında şey yapmam. Hani böyle dibine kadar gelip orada frenlemem. Belki şans eseri hani çok düşük ihtimal ama o anda şey yapabilir. Ani frenler geliyor olabilir. Ben de 190'la gitmeyeyim yani ani frene. Ya da bilmiyorum 200'e mi çıktık emin değilim de. Oğlum benzin bitti lan. Bu ne biçim yakıyor anasını satayım basınca.
Yani uzun yolda da arkadaşlar böyle asılmayacaksın yani motora. Yoksa yani böyle bir sürekli yarım saat 45 dakikada bir durup benzin alırsınız. Canınız sıkılır. Gel yönde mi arkamdan çabuk? Aman aman. Ben çünkü hiç arkama bakmadan direkt dikeldiğim anda gazı kestim de. Size böcek var mı? Var bir tane. Bak iyi ki bakmışız. Böceğinizi siliyorum. Manyak adam ya. Rüzgar çok yoruyor arkadaşlar. Deli rüzgar var şu anda. Hani bunun MT7 ile alakası yok demek istediğim şeyin. Çok fazla rüzgar var. Bu rüzgarda da 220 yapması güzel. Bir de hani lastiklerim de şu an basıncı da düzgün değil. Bayağı inikler. Çapına bir benzinlikle durup da lastikleri şişirelim demiştim ama hala durmadık. Yoktu zaten yol üstünde. Sizin böceğiniz var mı? Yok. Bak sesi gelmiyor lan, o kadar rüzgar var ki. Motorun sesinden de bunun sesi gelmiyor. Bilenleriniz var mı yok mu bilmiyorum da arkadaşlar, şu anda biz Bayındır'a gidiyoruz. Söyledim mi videonun başında, emin değilim. Bak, yavaşmışız gibi görünüyor ama hız illüzyonuna kapılmışız. 110'la yanaştık buraya, yani onu da es geçmeyelim. Ben bir kere otobandan çıkınca böyle hız illüzyonuna kapılmıştım. Hiç hoş şeyler olmamıştı. Mesela buraya 100'de girersen şöyle bir yolda sadece girersin. bu yoldan çıkamazsın. O yüzden göstergeye bakın arkadaşlar, otobandan çıkar çıkmaz hızınıza bakın yani. Çünkü 200'de gittikten sonra 150'ye düşünce bile hızının 70'lere 80'lere falan düştüğünü hissediyor olabilirsin. Ama emin ol hala çok hızlısın. Aynı anda vites düşürdük lan. Bakayım böceğiniz var mı? Yok. Bu arada lastiklerin de ısındığını hissediyorum ha. Baksana. Yapışıyor resmen. Aynısını yapıyor. Hop. Hop, 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 hop. Gerçekten ısınmış lastiklerimiz yani. Ne ben ne de Chap'ın lastiklerimizden memnun değiliz. Ben de Michelin Chap'ında da Metzeler M5 var. İki lastik de ilk zamanlarında iyi. Chap'ınki ilk zamanlarında çok güzelmiş, bayağı beğeniyordu. Benimki de yağmur performansı çok iyi. Zaten Michelin genel olarak yağmur performansı çok iyi olan bir lastik. Ama geç ısınıyor arkadaşlar. Biz şehir içi kullanıcıları olduğumuz için geç ısınması... Çabuk bir girseydik ya. Neyse. Geç ısınması bizim işimize gelmiyor. Şu anda ben mesela her gün buraya geliyor olsaydım... Ha polis var galiba, çevirme mi? Radar mı? Bir şey var diyor valla. İşaret geldi çünkü. Ya mesela ben her gün buraya geliyor olsaydım... Buraya gelene kadar anca ısınmış olacaktı lastik. O da saçmalık. Şehir içinde çok hızlı ısınan lastik lazım. Pirelli'nin Rosso 2'leri, Rosso 3'leri falan öyle. Ama arkadaşlar onlar da çok hızlı bitiyor. Çok kısa bir süre onların keyfini çıkarırsın. Sonra yok yani. Yeni lastik zamanı. Hop. O yüzden böyle hem çabuk ısınan, yani bu aşırı ısınsın hemen böyle bir anda yapışsın ve uzun süreli gitsin. Abi öyle bir lastik zaten hani çok nadir. Öyle bir beklentimiz yok. Yani ikisinin ortalaması olsun. Hani oradan kısıp oraya ver. Oradan kısıp oraya ver yani. Mantık bu benim için. Bayındır diyor, sol diyor. Çapın insan bir sinyal verir kanka Allah aşkına. 27 kilometre kalmış. Geldik. Bakalım böceğiniz var mı? Yok. Hop. Tam teşhis atladı arkadaşlar bu arada. Yanladı. Lastik ihtiyacımız var demiştim arkadaşlar. Al bak. Üçüncü viteste yanlıyor ya. Yok, dörtte yanlayamadı bu sefer. Isınmış ya. Evet. Benim de. Hayır bir de şey, sorun ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ulan şu anda tekere kalkmayacaksa bu motor hiç kalkmıyor demektir. Ben kendim için demiyorum. Ben denemedim teker de. Bak dörtte nasıl virajın içindeyim, böyle gaz açınca hani yapışmıyor yere.
Böyle sağa sola hop hop fırlatıyor popoyu. Yapıştır vallahi burada ya. Yapıştır anasını satayım ya. Çok düşündüğüm gibi biraz değilmiş ama. Hafif yapıştırdık. Oğlum benim yapışıyor lan bak. Hiç ABS devreye girmiyor. Çapın lastikler gerçekten kötüymüş. Yani şu kadar geldik, ısınmadıysa senin lastikler gerçekten kötü. Bayağı kötü. Bak şöyle şurada bile az önce kaydıysa. Reis kulağımı çınlattın ya. Kusura bakma reis valla. Ne yana gidiyorsunuz? Bayındır'a. Hı. Eyvallah, görüşmek üzere, dikkat et. Vallahi biraz yakın geçtim galiba. Kral ya, motor seviyor, motorcu seviyor. Saygılı. Gel de bu adamı yeme şimdi. Jandarma trafik. Görüşürüz abim, görüşürüz, eyvallah. Çabın şurada tarlaya park et bence sen. Vallahi 150-160'a geçti yanlarından. Yani ikisi içeride değildi, o sırada bir ölçüm yapılmıyor büyük ihtimalle de. Ben bilmem. Biz sola giriyoruz galiba, evet. Oy, korkuttunuz abim. Vallahi benim lastikler iyi ya, bak şu an yapıştığını hissediyorum. Şimdi çoğunuzun en sevdiği yer, köy yolu. Bak benimki yapışıyor, yemin ederim çapınınki yapışmıyor. Lastiğine hakaretler. Çok canı sıkıldı bak, morali bozuldu, tadı kaçtı çapın. Ben buraya daha önce geldim mi? Geldim ya ben buraya, evet. Aynen lan, geldim biz buraya. Geldik biz buraya ya, ben burayı hatırlıyorum. Buradan sola dönüyoruz. Yani tam olarak bu eve gelmemiş olsak da buraya geldik. Aynen tam burada durmuştuk. Yok burası orası değil ya. Buralarda bir market vardı diyeceğim de, burası orası mı? Yok burası orası değil. Kuçu kuçular sakin olun. Ne oluyor lan çabuk, ne yapıyor manyak? Aa çapınların araba burada. Geldik. Çiçeklerinizi ezmiyorum abi. Motorları içeriye sokuyoruz böyle. Hop. Çapın bahçenin en içine kadar sokuyoruz herhalde. Merhabalar. Benim yeni. Allah Allah. Aynen, ben de 7 aldım. Ne haber? 9 çok pahalı. Aynen. Çapın ben nereye koyayım? Şuraya mı koyayım? Çapın şuraya mı koyayım? Tamam. Şunu alsana. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Sonra tekrardan konuşuruz. Ne? Bir tane sana motor şişe. Tamam. Onu verdim diye mi? Ama evde bulursan. Tamam. Ben şimdi seni YouTube'a koyacağım ben. Tamam. Çocuk alışkın zaten. Şey yapmıyor ki. Evet. Ne oldu? Bizi atma. Beğenmezler biz böyle. Bu arada Çapı'nın bütün videolarının yorumlarında Irmak ablanın Insta. Irmak ablanın Insta. Güzel ha. Arkadaşlar ördeğimi çaldı Çapı'nın kardeşi. Ne alacaksın bana? Onu alma. Ben sana ördek verdim. Çapı'nın köyünden dönüyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, görüşürüz. Geleceğim şimdi, hemen motoru bırakayım geliyorum. Efendim. Tamamdır. Annesinin izni olduktan sonra indirir, ne olacak? Efendim? Bakacağız. Sen benim kolumu ısırmıştın. Annen gider, getir gel. Tamam. Elvan teyzen gel. Haber edelim. O da hep bir gelirsin. Valla gelirlerse getiririm, söz. Söz veriyorum, gelirlerse getiririm. Çok yavaşsın. Azıcık şuradan şuraya kadar. Şuradan şuraya tek tekerde gideceğiz. Hayır. Şu saniye binmeyeceğiz, sen git. Hadi.
Hayır, korkutmayacağım ya, gel. Gel gel, şaka yaptım, gel, yavaş gideceğiz. Ya korkutmayacağım ya. Tam ona bin. Efendim? Geçelim geçelim. Eyvallah. Köyü inlettik. Çapın ailesi beni çok seviyor ya. Ben de onları çok seviyorum. Aa, buraya gelmiştik işte. Ulan biliyorum burayı. Evet bak, market demiştim ya size. Burada durmuştuk. Vallahi biliyorum burayı. Çocuğum ayaklarını kaldır, egzoz yakacak ayaklarını. Ağladın mı? Helal olsun be. Şimdi ağladı aferin. Şimdi ağladı dedim. Ben de kapatayım ayaklıklarımı. Yani yemin ederim, kız olsam Çapı'nın ailesindeki en sevilen gelin ben olurdum ha. Yani sevilesi biri izlemek ki arkadaşlar, yani seviyorlar beni, ne yapayım. Ben de onları çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar, bugün yani şey, daha önce Çapı'nın videosunda görmüşsünüzdür belki. Dedesi vefat etmişti. Bugün de yemek veriliyordu. Onun için geldik. İşte böyle etrafa sağa sola yardım ettik. O yüzden böyle akşam saatlerine, akşam üzeri geldik. Şimdi akşam dönüyoruz. Biraz da karanlık ya. Ha, vizörle görebiliyormuşum Allah'tan, çok şükür. Böyle ilerleyen kısımlarda hızlanınca... Lan Çapın, yavaşlıyor mu, ne yapıyorsun? İlerleyen kısımlarda şey yaparız, vizörü kapatırım. Bir de biz bu yoldan gelmedik sanki. Bu çocuk beni nereye götürüyor? Köy yolları tehlikeli ya. Çok böyle anlık... Yani sürekli odaklı olman lazım. Anlık böyle bir kayabilir motor. Yolda bir şey vardır falan. Gündüz inatı neyse, biraz görüş mesafesi var da burada... Bak gördün mü bak, hop. Burada sadece şeye kadar, farının aydınlattığı kısma kadar, o da yaklaşık bir 5-10 metre falan oluyor. Şu toprak kısımlar çok kayıyor. Ay, lastiğimin basıncı dediğim gibi çok iyi değil. Bütün bu yolu öyle geldim galiba, öyle de döneceğim yani. Toprak zeminler, şuradaki toprak zeminler falan çok şey yapıyor. Aa, neydi lan o? Yolda tavşan vardı galiba. Bu arada arkadaşlar, Çapı'nın anneannesi bana dedi ki, bak dedi, ben de senin anneannenim dedi. Babaannesiyle zaten daha önceden çok böyle denk geliyorduk. O Karabağlar'da oturuyor. Daha yakın yani. Onunla çok denk geliyorduk. Anneannesiyle de daha önce bir kere denk geldim. Bu ikinci denk gelişim. Ve kadın bana diyor ki, ben senin anneannenim diyor. Öz anneannem ya. Oğlum bu benim vizör var ya, akşamları mükemmel gösteriyormuş lan. Bir anda netlik attı galiba etrafa. Ha bir dakika. Dörtlü yak çapın ha. Korktum lan. Aynen kanka, ısınır böyle aynen. Oğlum bir şey diyeyim mi? Sararken bile... Ne oluyor lan? Lastik sararken bile hiç zorlanmıyor böyle. Hiç zemini tutmuyor ki. Şuna bak. Direkt kayıyor. Şu da gaz veriyordu bak. Apaçlar topladı. Çapın neremde? Bu arada arkadaşlar, lütfen kimse duyar kasmasın. Gördüğünüz gibi şehir ışıkları yok ya. Baksana, yıldızları görüyorum. O kadar şehrin dışındayız. Burada da ara gaz verilir yani. Kendi çapımızda eğleniyoruz arkadaşlar yani. Basınç kontrol yeri nerede? Lastik basınç kontrol. Şu mu? Lastik şurada. Heh. Bizimkiler şurada ya. Bizim. Ben de oraya gidiyorum he. Benim iki lastik var. İlk ben geldim. Yok yok, buyurun ya. Eyvallah. Emine dedim, bir gaz verdin ortada. Merhabalar. Aleykümselam. Aleykümselam beyler. Kaçlık abi bu? 700'lük. Kaç yapan bu
Aha. Abi top sepet kaç? 230 falan. 230 mu? Abi ne bu ya? Niye? Bunda tork var. Bunun top speed değil, tork. Birinci, ikinci viteste gazla tekere geliyor. Ya bundan diyorum baba ya. Bundan aldık biz ürünümüzü toplandık. Hiç var mı? Sizleri nasıl görüyorsun? Diğeri taşıyoruz abi. Onlardan hiç bir tane. O da aynı. O da mı eli? Hı hı. Bir çalıştırabilir misin sen bunu? Çalıştırırım. Bir kere. Abi bunun nasıl bir tanesi kaç para? Kamera çalışıyorsun biz Instagram'a falan. Çalışıyor. Verebilirsin gazı. Ver ver. Adam biliyor bak. Gelen kamerayla geliyor. Bu ne ya? Kanal ismi abi ne? Can Sönmez. O da Çapın. Hangisi abi? Oğlum, şu en üstteki benim. Bu mu? O baban. Bu benim. Şu en üstteki mor olan. Bunu YouTube'a atacağız ama YouTube. Kamyon mu var arkada değil? Kamyon gibi sesi var. Ali çekiversene arabaya. Oy, onun da sesi güzelmiş valla. Ama bak beni insan yapma. Hadi görüşmek üzere beyler, eyvallah. Yolda bayağı karanlık ya. Bak bizim oğlanlar gaza geldi, basıyorlar. Arkadan görüyorum aynadan. Ara ara yetişiyorlar böyle. Oğlum buralar da böyle serinmiş yani. O kadar sıcak değil. Allah'tan kat kat giyindim. Ne olur ne olmaz diye. O ne olurdaki ne olmaz oldu. Neyse üşümüyorum yani. Hani böyle ufak bir serinlik var havada. Ama giyindik arkadaşlar. Şimdi Torbalı'dayız. İzmir bağlantı yoluna da geldik. Yani hava karanlık artık. Bu kadar da karanlıkta çekime devam etmeyeceğim. Buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.